Aras Bey, ablamın kızını polis yapacaktı, para istedi. Dolandırdığımızı anlayınca onu dövdük. Alın. Murat Bey, hatta mısınız? Evet ablam. Öncelikle selamun aleyküm. Aleyküm selam. Şimdi nasıl oldu? Emrah Gündoğdu olduğuna emin misiniz? Fotoğrafı bir kez daha ekranlara getirelim. Tabii. %100 ablam. %100. Ne zaman oldu bu olay? Onu söyleyeyim. Bu 2019'un Haziran ayında. Haziran'ın 17 veya 18'inde. Aynı zamanda. Büyük ihtimalle evet. 2018 mi 19 mu? Ceza 17 veya 18'e. Yani tam günler bilmiyorum ama ya 17 ya 18'e. Ha, ama bu olay şeydeki sizin dövdüğünüz, eğer siz dövdüyseniz aynı kişiden bahsediyoruz. Burada şiddete karşıyız ama ya hanımefendiler 24 Ekim 2020'de cezaevinden çıktıktan sonra bu olayı yaşıyorlar. Sizin olay daha önceki bir olay. Evet, o sırada yani 2020'de cezaevinden çıktığına göre 2019, 18 o sırada evet. Yani dışarıda. Girmeden önce. Girmeden önce olmuş. Ben şimdi olayı bir dinleyeyim. Siz nereden arıyorsunuz bizi? İstanbul'dan. İstanbul'dan. Emrah Gündoğdu. Buyurun anlatın. Didem abla o cezaevine gireceğini bize o akşam söylemişti. Aa, söyledi. Peki devam, nasıl tanışmış sizin kızınızla? Şimdi bizim kızımız bununla internet aracılığıyla tanışıyor. İnternet aracılığıyla. Evet, kendisine kızımıza polislikten MİT görevlisi olduğunu tanıtıyor. MİT. Kızı da polis. Hem polis hem MİT görevlisi. Vay babaya bak. Yok, polislikten MİT'e geçtiğini. Ha, polisten MİT'e geçmiş. Evet. Bunu da söylüyor her yerde. Tabii bunu da söylüyor. Evet. Daha sonra kendisi hiç sınavlara girmeden kızımızı polis yapacağını söylüyor. Dilara gibi yani. Evet, aynen. Kızımızdan bu, o zaman da 750 lira para istiyor. Kızımızın yanında 700 lira para var. Veriyor. Hı hı. Aradan bir hafta geçiyor. Kızımızı arıyor. Diyor ki, bir 750 lira parayla 4 tane riskalık fotoğraf gönderin. 45 gün sonra göreve başlayacaksın diyor. Kız da korkarak ablama söylüyor. Ablam da bundan şüpheleniyor. Enişteme. Eniştem yurt dışında çalışıyor. Enişteme söylüyor. Eniştem de beni arıyor. Hı. Diyor ki böyle böyle durum varmış. Gidin bu adamla görüşün. Ne hissediyor? Varsa böyle bir şey yapsın diyor. Hı. Tabii biz kızla bir olduk. Emrah'ı aradık. Güzel. Emrah Bostancı Fındıklı Mahallesi'nin muhtarlığının önüne geldi. Bilirim orayı, evet. Geldi. Dedim ki kardeşim, sen MİT misin, polis misin? Dedi ki ben polisim dedi. Şu kimliğini çıkart bakayım dedi. Bana bir polis kimliği çıkarttı. Polis kimliği çıkarttı. Dedim ki silahın var mı dedim yanında. Kabzeyi çıkarttı, gösterdi. Kabzeyi görür görmez ben silahın Rusk olduğunu anladım. Dedim ki çıkarsana şunu dedim. O kimlikte, sahte kimlikte Emrah Gündoğdu mu yazıyordu? Sahte, kimlik sahte. Emrah Gündoğdu mu yazıyordu? Emrah Gündoğdu değil. Sadece Emrah yazıyordu. Emrah yazıyordu. Soyadı da yazmıyor. Evet, soyadı geçmiyordu. Nasıl bir kimlik? Nasıl bir kimlik ya? Evet ya. Hakikaten. Ondan sonra... Evet. Ondan sonra bu silahı çıkartmayınca biz buna arkadaşımla beraber bir tekme tokat girdik. Biz buna vurunca elindeki silah düştü. Silah tahmin ettiğimiz gibi bu rızkı silah çıktı. Biz bunu öldü diye Fındıklı Muhtarlığı'nın önüne bıraktık. Oradan kaçtık. Zaten evimiz de hemen üst taraftaydı. Askerlerin karşısında. Ya keşke karakola götürseymişsiniz. Yani dövmek değil de karakola. Abla yani biz çünkü onu orada öldü diye bıraktık. O kadar dövdünüz. Ya o kadar dövdünüz ama keşke yapmasaymışsınız yani, ama. Biz harbi harbi öldü dedik onu. Yani karakola götürüp de sahte kimlik var. Üzerinde bize kendini polis tanıtıyor. İşte bizi dolandırmaya kalkıyor diye götürseniz dövmenize gerek kalmayacaktı. Gereken yapılacaktı yani. Biz ona vururken şöyle diyordu. Abi zaten bir dünya cezam var. Cezaevine gireceğim. Bırakın diyordu. Bunları söylediğini biliyorum. Peki o kişinin ekranda gördüğünüz Emrah Gündoğdu olduğu konusunda eminsiniz. Ben bir kez daha teyit etmedim. %100 abla. Ha, %100. %100. Şikayetçi oldunuz mu? Karşınıza göre şikayetçi. Bunun bir de sahte teyitleri var, iki tane. Neyi birinde var? Emrah Güneş yazar, birinde Emrah Demir yazar. Sahte defteri mi var, anlamadım. Hayır, sahte peksi. Nesi? Anlamadım. Facize yani peksi.
Face hesabı evet. Var yani. Sosyal Facebook. Medya hesapları var yani sahte. Evet, evet. Peki sizin kızınızla şeyleri var mı, fotoğrafları falan, hiç belge bir şey? Yok, kız hiç buluşmuyor. Ha. Kızımız zaten şu anda kendisi polis memuru. Ha, oldu mu? Oldu, şu anda polis memuru. Sınava girdim. Normal yollardan oldu. Aynen. Gözünüzü evet, aydın. Samsun'da polis okulunda okudu. Emrah gibi peşine düştün inşallah. Şimdi polis memuru. Funda Hanım çok güzel bir şey söylüyor. Buyurun Funda Hanım. Kızınızı kutluyorum. Sizi de kutluyorum. Şiddete karşıyız. Ama bir baba olarak bilmiyorum. Yani. Abla bu şiddet değil. Kızınız inşallah bu, Emrah gibilerin peşine düşsün. Evet inşallah. Bu şiddet değil. Mesleğini layıkıyla icra etsin. İnşallah. Sadece. Doydu Didem Hanım. Yani bütün hayali polis olmak. Ama işte ben de onu anlamıyorum biliyor musun? Ya. Şimdi Abdullah. Yani bu kız ne, burada her şeyi bir kenara bırakalım ya. Kendi oturup şunu demesi lazım. Ya ben gerçekten buna bu ilan üzerine gidip polis olmak istediğimi söyledim. Evet, evet, bu adam beni dolandırdı. Evet. Babamın parasını aldı. Annemin parasını aldı. Beni kandırır ki bu, demek ki bunlar da doğru. Hocam bu kadar bir gün, insan... Bak bir gün o Yeşim, işte Ankara'daki diğer kızımız kızlar. Ya da o biraz önceki İstanbul'daki bayan gibi bir gün kapının önüne beni de bırakacak. Kesinlikle, deyip şu aklını başına dang ettirmesi acaba lazım. Acaba Dilara'yı nerede bırakacak? Ya Dilara inşallah bir an önce ailesine çok döner. Çok sürmeyecek yani, ama ben tahmin ediyorum. Yani çok uzun sürmez. Tabii çok gerilim artıyor giderek orada. Yani yazıkla yazık ya. Peki kızınız ne kadar para vermiş mi ona? Hiç para teslim etmiş tabii mi? Tabii ilk başta 700 lira veriyor. Gerçi siz de dövmüşsünüz ama bir şikayetçi falan... Keşke olsaydınız. Ha, hala da olabilirsin. Acaba şikayetçi oldu mu? Yok o, şu anda... Nasıl olacak? Hayır, şu anda şimdi belki de gidip darp cebir raporu almıştır. Yok. Alamaz ki. Gidem abla. Buyur. Biz sizi geçen gün aradık. Oradaki bacımız dedi ki abi şikayetçi olun dedi. Biz de gittik. Şikayetimizi yaptık. Şahane o zaman. Hangi aşamada peki şikayetini? Nereye yaptınız şikayeti? Bostancı'ya. Güzel. Savcılığa mı gittiniz? Bir dakika bir şey soruyorum. Evet, direkt savcılığa. Savcılığa yani Anadolu Adliyesi'ne gittiniz değil mi? Evet, evet, evet. Tamam, sizin de şeylerinizi verelim Elazığ Emniyetine. Onlar da oradan UYAB üzerinden alırlar.